Şimdi geleceğimizi nasıl yakalayacağız? Girişimciliğin olması için girişimcilik ikliminin o ülkede var olması lazım. İnsanların buna hazır olması lazım. Ortamın hazır olması lazım. İnsanların bu şekilde düşünmeye meyil edilmesi lazım. Düşünün bir ceviz ve badem ağacı. Dünyanın en bereketli toprakları Anadolu topraklarında verdiği mahsulle Kaliforniya Amerika'da verdiği mahsul arasında dağlar kadar fark var. Neden diye düşündüğümde şunu gördüm. Biz cevizimizi nasıl topluyoruz? 2-3 metrelik sopalarla ceviz ağaçlarına vuruyoruz ve dallarına vurduktan sonra o ceviz ağaçlarından cevizleri topluyoruz. Biz o ceviz ağacının dallarına vurduğumuz zaman o dallardaki filizleri yok ediyoruz. Halbuki Amerika'da Tarım 4.0'ın, Endüstri 4.0'ın merkezi San Francisco'da cevizler nasıl toplanıyor? Bademler makinalarla ağaçların dallarına zarar vermeden toplanıyor. Demek ki ürün elde edebilmek için iklimin oluşması lazım. Girişimcilikte de bu böyle. Biz girişimcilerimizin elinden tutarken onların daha büyük yatırımlara ulaşabilmesinin önünü açmamız lazım. Hem tecrübelerimizle hem de hükümet olarak verilen bu desteklerin aslında doğru yönlendirilmesiyle akıl terimizin dünyada para etmesi lazım. Yani aslında sevgiyle, düşünerek ve düşünceye saygı göstererek bu iklim oluşabilir diyoruz. Ve bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.